biraz şair olmamla herhalde sözlere daha çok dikkat ediyor. Burada bakıldığı zaman Türk halk müziğinde olsun, türkü ustalığında olsun, sözler en içten söylenen duygusal kelimelerin içerdiği çok güzel anlatımlı şiirlerimiz, deyişlerimiz illaki var. Bu arada ben şuraya da değinmek istiyorum. Hani yeri geldiği atasözlerinden bahsederiz. Bir ömür vermişler, hayatlarını vererek öyle güzel sözler söylemişler ki bu asırlarca dilden dile gezerek deyim olmuş, atasözü olmuş. Ben burada bu kitabımızda bulunan atasözlerinden birkaç tanesini girmek istiyorum. Şiir gibi, türkü gibi. O kadar yerinde söz ki. Bunun notası kendinden. Atalar nur içinde yatanlar diyor. Çürük tahta çivi tutmaz. Ahengi görüyorum değil mi? Evet. Denemeye lüzum yok. Tabii. O kadar ispatlı, delilli. Tabii. Bahşiş atın dişine bakılmaz diyor. Ben şunu sana hediye ediyorum. Bunun yüzüne, boyuna, kosuna, kaç sayfa olduğuna bakılmaz. Ha, bahşiş dediğin. Tamam, bu anlama geliyor. Hediye. Bahşiş hediye bahşiş, diyorsun. Hediye, tamam. Atın dişine bakılmazı şu. Hayvanların yaşı dişinden belli olur. Hediye gelmiş atın dişine bakıp da acaba kaç yaşında yarar mı yaramaz mısına bakılmaz diye. Ayıp olur sonra. Heh. Dilencinin torbası dolmaz. Ahenge bak. Ne güzel. Ahenge bak. Şiir gibi, türkü gibi. Ben çok önemsiyorum. Bir türkü söylemek kadar önemsiyor. Tabii ki. Kadını eri, peyniri, deri saklar. Öneme bak. Her damardan kan alınmaz. Kan tabii de Kayserli kan diyoruz. İllaki. Atına bakan arkasına bakmaz. Ölüyor musun? Arabana iyi bakarsan arkana bakman. Biri gelip de beni kurtarır. Bugünün atı da araba. Atına bakan arkasına bakmaz. Her ağaçtan kaşık olmaz diyor. Köre renkten bahsedilmez. Kör görmüyor ki zaten. Bilmeyene de edebiyattan anlatılmaz. Güzellik ondur, dokuzu dondur. Don elbise. O tırnak içine bak yani. Bilirler de bilmeyen olursa. Kıyafetin adı don. Don aslında. Tabii ki, tabii ki. Kedinin boynuna ciğer asılmaz. Emanet edilmez anlamına da edilmez yer yani. Götürür. Alim unutmuş, kalem unutmamış. Dil söyler, saklanır, her belaya katlanır. Söyledi, kaçtı. Başa bela gelir. Canı yanan sıpa, bir daha gelir mi sapa? Bir de dirgeni yiyen sıpa diyorlar. O da olur tabii. Olabilir değil mi? Aynı anlamına gelir. Aptaldan paşa, ağaçtan maşa olmaz diyor. Öküz yük götürür, kağını gıcıla. Gıcırtı duyuyorsam evet. Öküz çekiyor yükü. Kağını gıcıla diyor. Bunu derken tabii ki
atasözlerinin önemi yanı sıra bir iki şey söylemek istiyorum. İlla programımızı türkülerle renklendirme, kapatma konusu, onlar ayrı şey. Bizden olan bize gelsin dedik ya, bizi dinleyenlerimiz var, bunu görüyoruz zaten. Onların hepsine buradan saygı ve sevgilerimizle. Bir sürü kardeşlerimiz var. Tabii ki bunların işte onlara da toplu bir topyekün değil mi? Göndereceğiz bir veya iki. Bu arada şunu demek istiyorum ben. Fıkradan girmek istiyorum. İstekler arasında o da var. Papazla taş ölçerim. Papaz kelimesi o kadar içici, garip geliyor ki o da Hristiyan din adamı yani. Tabii. Zamanla memleketimizde adamı. Yaşamışlar. Keşke sonra. Keşke isteriz ki Müslüman olsa. İnşallah olurlar. Şimdi papazla bir Kayserli yolculuk ederler. Bunlar yol boyunda giderken ellerinde azıkları var. Kayserli'nin elinde mendil, içinde peynir ekmek, papazın elinde yağlık mendilin 4-5 kat büyük. Daha kaba. Onun içinde tabii neler var diye Kayserli hesap ediyor. Ya diyor o Ermenilerin zaten yaptıkları keteler, halkalar bence de malum. Herkes bilir. Efendim bayağı güzel yaparlar. Ki onu aşık Everekli Seyrani, Develli, Seyrani rahmetli diyor ki Ermeninin, Rum'un yağlı ketesi kaypak Müslüman'ı dinden çıkardı. O kadar güzel olur. Ben hatırlıyorum, biliyorum da. Oralara girmiyor. Yani Kayserli biliyor ki onun içinde kete var, halka var, bastırma, sucuk. Çünkü yağlık dolu. Baba kendininki küçük yağlık. Giderlerken vahidin gelmesini iple çekiyor, açacaklar, beraber yiyecekler yani. Neyse saat 12'yi beklemiyor, 11.30 diyelim. Diyor ki ya papaz efendi şunu aç artık, yemeğimizi yiyek şuraya oturak da. Açıyorlar kendi peynir ekme, o bir açıyor ki halha, kete, tereyağı, bal, bastırma, sucuk çeşit var. Şey var. Kayserli biliyor ki o papaz efendi Allah diyemiyor. Allak diyor. Allak H harfi yerine K söylüyor. Bizim Kayseri demeyip de Kayseri dediğimizin benzeri diyelim. Bu biliyor ya hani diyor ki ya papaz efendi sen bir Allah diyele. Allak kafasını havaya kaldırıyor. Diyor ki ey adaletini sevdiğim Allah'ım. Adını bile doğru dölek söyleyemeyene verdiğine bak. Bir de bizim gibi garibanı diyor. Peynir ekmeğinden avuttuğuna bak. Evet. Buradan niye geliyorum? Burada başka bir anlamı var hocam bunun muhakkak mı? Var tabii. Şöyle. Yine onunla bağlantılı. Bağlama yapıyor ya. Tabii. Adam perişan bir halde üstü başı dökülüyor. Dağda bayırda gezerlerken şehre veya gaza, kasaba bir yere geldiği zaman 2-3 katlı bir yer görüyor. Bina. O gün bunun adına belki bina denmiyor. Konak. Hayret ediyor. Diyor ki buraya girip bir gezeyim ya. Çünkü geldiği yerde tezekten, kerpiçten, taştan, topraktan ev var. Dam. Ev bile tamam. Diye adı. Hayret ediyor ve oraya yaklaştığı zaman içeri girmek istiyor. Kapıda duran iki zaptiye içeri sokmuyor. Ya diyor ki bir girsem gezseydim. He sen kimsin de gezeceğim. Ya bir girsek hayır giremezsin. Peki bura nedir bir söyleseniz öğrenmiş olsak. Burası Marco Paşa'nın sarayı. Wow. Demek ki burası saraymış ve Marco Paşa'ya ait. Peki diyor oldu madem dıkmıyorlar içeri sokmuyorlar. Diyor ki ya peki siz kimsiniz? Yaldızlı elbiseli paletler pallıyor böyle adamların vaziyetleri iri yarıda. Bizler diyor Marco Paşa'nın kullarıyız. Allah Allah. Adam hayret içinde.
taaccüp ediyor. Aysel deyimiyle evet, hayret eder. Taaccüp. Hayretler içinde onlara bu aşağıdan yukarı süzüyor. Geri çekiliyor, gidiyor. Yalnız kaldığı zaman tabii yine o da gökyüzüne başını kaldırıyor. Diyor ki kurban oldum Allah. Bir dene git Marho Paşa'nın kullarına bak. Bir de gel de garip kuluna bak.